Herkese hayırlı günler. Daha önceki zamanda son bir video atmıştım bu kutuda. Bıldırcınlar vardı, 20 adetti. Zaten videoyu attığım günde onları götüreceğimi söylemiştim, elden çıkaracağımı. Onları o günde götürdüm. Şimdi de ayın 31'inde yerleştirmiş olduğum yumurtalardan 3 adet civciv geldi. Şöyle göstereyim daha yakında. Bunlar daha dün çıktılar. Biraz daha hala alışamadılar. Ben yine bunlara da bu şekilde bir kutuda bakıyorum. Bıldırcınlara baktığım kutunun aynısı. Ve bu konuda civciv bakımı konusunda birkaç bir şeylere değinmek istedim. Bıldırcın civcivi ile tavuk civcivinin bazı noktalarda ayrılan yönleri var tabii ki bakımı. Ben tavuk civcivinin daha kolay olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bıldırcın civcivinde bazı sıkıntılar çıkabiliyor. Şimdi en önemli birinci faktör ısı faktörü. Isıyı farklı türlerde sağlayabilirsiniz. Profesyonel anlamda yapacak olduğunuzda ısıyı gazlı termostat kullanarak ucuz yollu olması için. İşte karbon film ısıtıcılar, rezidans ısıtıcılar, bu size de kalmış yani. O şekilde direkt 35 dereceye, 30 dereceye, istediğiniz dereceye ayarlayarak hayvan yetiştirebilirsiniz. Özellikle kış aylarında o şekilde çok daha sağlıklı oluyor. Yaz aylarında ise, veyahut da yaz ayları değil, kışın mesela artık birçok ev kaloriferli olduğu için, belli odalarda sürekli yandığı için o odada kutuyla koyup şöyle bir lamba kullanabilirsiniz. Şimdi bu lamba şu telli bildiğimiz lambalardan değil, siz de görüyorsunuz. İçinde tel olan lambalarla aynı işlevi görüyor aslında bunlar da. Isıyı yine ısı veriyorlar. Bu lamba 25 voltluk lamba. Bunların en yükseği 60, 25, 40, 60 diye gidiyor. Ben en küçüğünü aldım. Watt olarak en düşüğünü. Ne kadar yüksek olursa o kadar çok ısı verir bu lambalar. Ben en küçüğünü aldım çünkü yaz ayında olduğumuz için aşırı derecede ısıya ihtiyacım yok. Bu şekilde kutuda bakmak için gayet ideal bu lamba. Hatta şu an benim bulunduğum bölgeden kaynaklı, bölgeden bölgeye bu kesinlikle değişir. Benim bulunduğum bölgeden kaynaklı ısı için ışık yakmasam bile aslında yeterli olabilir. Bunun derecesine gelecek olursak da 35 derece normalde ilk çıktığı zaman 35 derecede olması gerekiyor. Haftalık 1,5-2 derece her hafta sonra aşağı doğru indirirler. Tabii bu gazlı termostatınız vesaire işte ya da normal termostatınız olursa onunla kontrol edebilirsiniz. Aksi takdirde böyle bir şeyi kontrol etme şansınız yok. Ama genel itibariyle böyle bir lambanız olursa, kış ayında olduğumuzda soğuk bir yerse, bunun işte 60 wattlığı kullanılırsa yaklaşık 7-8 lira bir fiyatı var. Diğer telliler çok çabuk yanıyor açıkçası. Çok çabuk bozuluyor. Bu şöyle bakın, değişik bir sistem var bunun. Bunlar daha uzun süre gidiyor, onu da söyleyeyim. Böyle bir lambanız olacak olursa kışında yine idare edecektir. Ben daha önce de çok fazla bu şekilde besledim. Şu an gazlı termostatlı bir sistemim var diğer asıl Kadirli'de. Kış ayında orada geçirdiğimiz için orada hiç problem olmuyor. Onu karbon film ısıtıcıyla istediğim şekilde ısıtabiliyorum. Ama burada geçici olarak kutunun içinde bu şekilde bakıyorum. Bu kendi çıkarmış olduğunuz makineden civciv olabilir. Veyahut da burka bir şey olur, onun altındaki civciv olabilir. Veyahut da pazardan alınmış civciv olabilir. Hiç fark etmiyor. Birinci hafta 35 derece sıcaklık, ondan sonra planlı olarak her hafta 1,5-2 derece düşecek. Ama dediğim gibi buna imkanınız yoksa, ki masraflı bir şey o gazlı termostatlı vesaireydi. Bu şekilde bir lamba kış ayındaysanız, özellikle bu lamba 60 wattlık olabilir iyi ısıtan. Hayvanlara değmeyecek şekilde çok fazla temas ettirmeyin. Ve özellikle hayvanın suyuna yakın olmasın. Onu da söyleyeyim, başıma geldi benim. Suyu içtiği zaman hayvan bir bazen hani ağzıyla gagasıyla attırabiliyor. Lambanın üstüne değdiğinde o ıslaklıkla lambanın dışı çatlayabiliyor. Zaten civalı oluyor bunlar. İçinde civa maddesi oluyor. Ve lamba ondan sonra kullanılamaz hale geliyor. Aklınızda bulunsun. Mümkün olduğunca suya yakın olmamasını tercih ederim. Hayvanın suyu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben asıl bıldırcını da çıkarıp onu da kullandığım için işte bıldırcınla civcivin farkı burada.
bir civcive küçük bir içine düşemeyeceği seviyede işte bir kase olabilir. İçine taş koyabilirsiniz veyahut da işte daha farklı bir şeyle bardak altıyla su verebilirsiniz. Yani hiçbir problem yok ama bıldırcına kesinlikle öyle vermeyin. Bıldırcın az bir şey de olsa içine düşüp ölebiliyor. Öyle bir özelliği var. Bu tavuk civcivinin avantajlı yönü, onlarda böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. İkinci temel mesele suyun nasıl olacağı. O da şekerli su kullanmanız gerekiyor. Bekmez kullanan da var. Ama şeker daha çok herkesin evinde olduğu için. Şekerli su ve şöyle görmüş olduğunuz mısırını yerde mevcut. Şu an hayvanlara dökmüştüm. Bu şekilde mısırını kullanmanıza fayda var. Bunun da sebebi hayvanı ishal etmesi aslında. İlk çıktığı zamanlarda hayvanın içindeki parazitleri atmak temel amacımız bu şekerli su ve bu görmüş olduğunuz mısır unuyla. Arkasında hayvanın kuruluk olabiliyor aksi takdirde. Bunun en güzel çözümü şekerli su ve mısır unudur. O da aklınızda bulunsun. Bunu kesinlikle yapın. Çünkü çok fazla arkası hayvanın kuruyor ve ölüm oluyor. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde öyle bir sıkıntınız da emin olun olmayacaktır. İlk 1-2 gün hayvanlar gerçekten şu an daha ikinci günleri çok hareketsiz dururlar. Yani gördüğünüz gibi ışığın altında duruyor. Çok fazla su içmiyor etmiyor. Hatta şunu da söyleyeyim. İlk günlerde suyu siz gagasını batırarak içirtirseniz hayvan tanıyacaktır. Böyle bir su içme yöntemini ve o şekilde su içecektir. Onu da sizlere belirtmiş olayım. Bir diğer nokta benim yaptığım aslında yapılmaması gereken, tercih edilmemesi gereken, mümkünse altına gazete kullanmayın. Hayvanın ayağını kaydırıyor ve sakatlanmasına sebep olabiliyor, parmak bükülmesine. Ben kullanıyorum. Daha pratik oluyor. İkincisi ben parmağını daha önceki videolarımda da var, tedavi edebiliyorum. Herhangi bir bükülme olduğunda çok rahat bir şekilde ve çok güzel şekilde tedavi edebiliyorum. O yüzden mümkün olduğunca bundan kullanıyorum. Yani gazete çok daha pratik oluyor. Herhangi bir bez vermek falan temizliği onun çok daha zor olacağı için bu şekilde yapıyorum. Ki zaten Kadeli'de memlekette altında plastik şeylerden, ızgaralardan kullanıyorum. Onu da belirteyim. Yani burada sadece geçici süreyle gazete kullanıyorum. Mümkünse gazete kullanmayın. Özellikle ayağını tedavi edemeyecekseniz hayvanın. Onu da belirteyim. En büyük zaten en diğer üçüncü maddede alt temizliği hayvanların bastıkları alanın temizliği. Ona da mümkün olduğunca dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü hayvanlar tam olarak bir şeyler seçmiyorlar. Yem seçmiyorlar açıkçası. Ve kendi dışkılarını da yiyebiliyorlar. Böyle bir sıkıntı meydana gelebiliyor. Şu görmüş olduğunuz gözü açık ama daha küçük duran hayvan daha önce çıktı bunlardan. Diğerleri daha sonrasında çıktı. Hani gözünü falan kapatabilir hayvanlar, işte özellikle ışığın altında ölü gibi yatabilirler. Bu tarz şeylerden korkmayın. Genel itibariyle gözü kapalı duruyorlar bu süre zarfında. Işığın altında ölü gibi yatıyorlar. Ama ondan korkmayın, hiçbir şey olmaz. Bunlar hayvanlar gayet sağlıklı. Temel dikkat etmeniz gereken 3 madde bu. İşte özetleyecek olursak ısı, şekerli su ve altının temizliği. Yoksa kendi pisliğini falan yediği zaman hayvan maalesef ölebiliyor. Bunlara dikkat ederseniz eminim ki hayvanlara hiçbir şey olmayacaktır. Herhangi bir kutu içinde veyahut da bir saklama kabında bakabilirsiniz. Hava alsın tabii ki de, hava almasına dikkat edin hayvanın. Dediğim gibi lamba mümkün olduğunca hayvana temas etmesin. Zarar verebiliyor, sıkıntı çıkartabiliyor. Şimdi ben bunları da bir denemek istiyorum. Gurk tavuğun altına ilerleyen günlerde biraz daha kendisini toparlasın istiyorum. Çünkü gurkun altındakiler artık çok iyi bir hale geldiler. Onlar kendini kurtarmış vaziyette. Çok rahat suyunu içip yemini yiyebiliyorlar. Bunları da daha sonra bir iki gün sonra bir denemek istiyorum. Kabul ederse hayvan altına. Etmezse de artık yine ben bakacağım. Hayvanlarda ilk bir hafta çok çok önemli. İkinci haftada onun kadar önemli olması da, ikinci haftaya çıkarmak da çok önemli. Ki zaten mesela hayvan satışlarında bir haftalık hayvanla iki haftalık hayvan arasında, özellikle cins hayvan alıyorsanız,
fiyat anlamında fark oluyor. Bunun da en büyük sebeplerinden birisi bu bahsetmiş olduğum ölüm oranının bir haftada özellikle çok fazla olması ve ikinci haftayı çıkardıktan sonra mesela şu an benim o astrolog horozla kel türkanı kırmış olduğum iki adet civciv vardı. Şimdi o civcivler dışarıda geziyorlar tek başlarına. Artık onlar çıkardığı için 2-3 haftayı biz onları olduğu gibi serbest bırakıyoruz. Akşamları da bu kutuya getirip bunların yanına bırakıyoruz. Hayvanların arasında çok fazla yaş farkı olmazsa gerçekten kolay kolay bir şey yapmıyorlar. Özellikle 2 aya kadar bence gözlemlediğim, gördüğüm 2 aya kadar hayvanlar yanına konulmuş küçük hayvanlara çok fazla bir şey yapmıyor. Ama yaşı ilerledikçe, büyüdükçe çok daha fazla sıkıntı çıkarabiliyorlar birbirlerine. Bu da aklınızda bulunsun. Hava yaz ayı olduğu için artık 2-3 haftayı çıkardıktan sonra çok rahat bir şekilde dışarı falan bırakabilirsiniz. Kedi yemediği sürece veyahut da başka bir şey olmadığı sürece hayvanlar gayet sağlıklı yaşıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım yararlı olmuştur. Herkese hayırlı günler.